canlı olarak sunduğumuz bir Geçmişin Aynası programıyla daha birlikteyiz. Hamdolsun Rabbimize. Uzun bir aradan sonra canlı olarak sunmayı bugün de bize nasip etti. İnşallah bu haftadan itibaren cumartesi günleri canlı olarak programımızı sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, gayretimiz, çabamız Rabbimizi razı etmek. Günü ve dünü, dünün günümüze yansımalarını vahyin bak dediği yerden bakarak anlamlandırmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz programımızda. Her hafta olduğu gibi sizin görüşleriniz, istekleriniz, dilekleriniz bizim için önemli. Onun için biz programımızla ilgili istek, öneri, dilek, paylaşım ve eleştirilerinizi Radyo Denge Geçmişin Aynası Facebook adresine ya da radyomuzu arayarak 232-35-35 numaralı telefonu arayarak bildirmenizi istiyoruz ki kendimizi geliştirelim, kendimizin noksanlarını, eksiklerini sizin yardımınızla düzeltelim. Çünkü insanoğlunun hatasız olmadığını bilen insanlarız. Onun için mutlak doğrunun Rabbimizin söylediğinden başka olmadığına inananlarız. Evet kıymetli dostlar, programımızda daha önceki programlardan hatırladığınız üzere tarihin belli döneminde yaşanmış olayların günümüzle irtibatını veya günümüzde yaşanmış olayların tarihi arka planının neler olduğunu incelemeye, işlemeye, anlamaya ve günümüzü anlamlandırmaya, Rabbimizin bak dediği yerden bakarak hayatı kavramaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Zaten Rabbimizin bizi dünyaya gönderiş amacı da bu değil mi? Kendisinin çizmiş olduğu rotadan sapmadan kendi yolumuzu bulmamızı istiyor Rabbimiz. O sırat-ı müstakim olarak bize ifade edilen doğru yoldan sapmazsak sapanların bize zarar veremeyeceğini ısrarla bize bildiriyor, bize beyan ediyor, açıklıyor Rabbimiz. İşte dünyayı, hayatı anlamlandırma çabamız da bu noktadan itibaren başlıyor. Vahyi kendimize gerçek anlamıyla önder edinirsek, gerçek anlamıyla bizim rotamızı belirleyen tek kaynak olarak değerlendirirsek bizim sapmamız, bizim yanlış yapmamız asla mümkün olmaz. Belki hayatta zorluklar, sıkıntılar, acılar, ızdıraplar yaşayabiliriz ama asıl kaybetmemiz mümkün olmayan imanımızı koruduğumuzdan diğer acının, sıkıntının, ızdırabın, işkencenin bize bir zararı olmaz. Çünkü biliriz ki Rabbimiz yanımızdadır, o bizi korumaktadır, o bizi gözetmektedir. Onun dediğinden başka bir şeyin olamayacağı bir imana sahip olduğumuzun bilincindeyizdir. İşte bu bakış açısını sahip olduğumuzdan hayatımız anlamlanır ve ömür boyu mutluluğu yakalamış insanlar oluruz. Zaten bizim amacımız da hedefimiz de bu. Tarih boyunca Müslümanlar ve Müslümanların dışındaki insanlar diye iki grup, yani hak ile batıl mücadelesi devam edip gitmiştir. Ve bu mücadelede de sapmalar, kopmalar, ayrılıklar, yanlış yola sapan insanlar olduğu gibi hidayete ulaşan, doğruyu gören, hakikati anlayan insanlar da olmuştur. İşte dünyayı anlamlandırma, algılama noktasında bugün Müslümanların durumu her zamankinden daha girift ve daha kötü bir durumda. Gittikçe ilişki ağları zenginleşmekte, küfrün elindeki imkanların had safhaya ulaşmış büyüklüğü bizi belli zamanlarda umutsuzluğa sevk edebilmekte ve kendimizde bir karamsarlık hissedebilmekteyiz. Ya da daha kötüsü, acısı, küfrün sistemine tabi olarak onun eritici değirmen taşlarının arasında öğütülüp yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktayız ki bu en acısı, en zarar vericisi bizim için. Bildiğiniz üzere kıymetli dostlar, yaz döneminde sizinle beraber olamadığımız dönemlerde ülkemizin atlatmış olduğu çok ciddi bir sıkıntı oldu. 15 Temmuz gecesi ülkemizde bütün dünya müstekbirlerinin dünyayı şekillendirme çabalarından bir çaba olarak ülkemize dizayn etmeye çalışanların bize dayatmaya çalıştıkları, başarmaya çalıştıkları bir darbe girişimi yaşandı.
Ama Rabbimiz onlara bu fırsatı vermedi belki şu an için. Şunu unutmuyoruz ama onların bundan vazgeçmediğini de her an bilmemiz gerekiyor. İşte biz bugün inşallah geçmişin aynasında bu yaşamış olduğumuz olayların geçmişteki bağlantılarından da yararlanarak dünyayı şekillendirmeye çalışan ülkelerin, özellikle hakim güçlerin belli dönemlerde sahip oldukları gücün şehvetine kapılarak kendilerini dünyanın tek hakimi, otoritesi, ilahı sanma durumlarının her zaman devam ettiğini düşünmeleri ve bundan vazgeçmemeleri. Acı olan taraf ise bizim bununla, onların bu düşüncelerine en azından hal, hareket, tavırlarımızla inanmış olmamız ve onların yok edilmez, yıkılamaz güçlerinin olduğuna inanmış olmamızdır. Acı olan budur. Gördüğümüz tarihin tozlu raflarında şöyle bir gezinti yaptığımızda gördüğümüz şey şudur ki hakim güçler, özellikle Amerika, dünyayı şekillendirme konusunda iktidarı ele getirdi. Daha doğrusu Batı düşüncesinin, modern Batı düşüncesinin, yani pozitivist anlayışın dünyayı hakimiyeti altına aldığı andan itibaren yapmış olduğu şey doyumsuz ve asla kendini tatmin olmuş olmayarak gördüğü her şeyi ele geçirme mantığından hareketle her şey benim dediğim gibi olsun, her istediğim yerine gelsin anlayışını bütün dünyada hakim kılmayı amaçladıkları ve bu konuda da asla taviz vermedikleri hakikati. İşte Amerika devleti tarihin kendi kısacık tarihi, onun açısından değerlendirirsek kısacık tarihi içinde, tarihinde bile bu iktidarı ele geçirme ve dünyadaki her şeyi kontrol etme durumundan asla vazgeçmemiştir. Ve bunun örneklerini tarihin yakın tarihimizde çok net olarak görmekteyiz. Tabii yüzyılın başından bu yana yabancı devletlerde kendine tehdit olarak gördüğü hükümetleri düşürdüğüyle ilgili bilgimiz artık bugün kesin denilebilecek netlikte. Tabii en baştan söylenmeli ki darbecilik Amerikan devletinin bütün kademelerinde benimsenmiş bir hakikatte değil. Mutlaka ona da karşı çıkan Amerika'nın içindeki insanların olduğunu da biz biliyoruz ama onların zaman içinde nasıl tasfiye edildiklerini ve ortadan kaldırıldıklarını da yine onların tarihinin içine yaptığımız yolculukta görmekteyiz. Hemen istifa ettirilmeleri ve sistem tarafından etkisiz hale getirilmelerini de biz bilmekteyiz. İşte Amerika'nın dünyayı şekillendirme yöntemlerinden birisi olarak değerlendirdiğimiz bu darbe girişimini Amerikan devlet sisteminde büyük bir gizlilik içinde, çoğu halkın çoğunluğunun haberi olmadan yürütüldüğü malum. Ancak Amerikan tarihi boyunca belli yönetimlerin etkili isimleri çeşitli sebeplerle darbe yapılmasına yeşil ışık yaktıklarını da biliyoruz. Dünyada Amerika'nın darbeler tarihini en iyi şekilde belgelemiş isimlerden birisi New York Times'ın yazarı Stepper Kinzer, Amerika'nın yaklaşık bir yüzyıl boyunca 14 yabancı hükümeti başarılı şekilde devirdiğini belirtiyor. 1893'te Hawaii Kraliçesi'nin devrilmesiyle başlayan darbeler tarihi Amerika için, 2013'te Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle devam etmiş, Libya'da Kaddafi'nin, son olarak Mısır'da Muhammed Mursi'nin ABD darbeleriyle, devrilmeleriyle devam etmiş ve işte 15 Temmuz'da da ülkemizde bir denemeyle Türkiye'deki iktidarın beğenelim beğenmeyelim, kabul edelim etmeyelim bir şekilde halka yakın durması neticesinde Amerikan ve Batı emperyalizminin çıkarlarına aykırı hareketleri olması hasebiyle kendi menfaatlerine uygun olmadığını düşündükleri için devrilmesine karar verilmiş ama başarısız bir şekilde bunun geri teptiğini görüyoruz. Tabii ki Amerika'nın yapmış olduğu ilk darbe denemesinin bu olmadığını söyledik. İşte Amerika'nın daha önceki denemelerini de şöyle bir tarihin süzgecinden geçirdiğimizde bugünkü Türkiye'de yaşanan olayları daha iyi anlamamızı sağlayacak bir veri olur bizim için. Amerika
kökenli çok uluslu şirketlerin avukatlığını yaparak ünlenen John Foster Dulles, İkinci Dünya Savaşı'nın efsane generali Eisenhower'ın Amerika'da seçimleri kazanarak başkan olmasıyla 1952 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturur. Amerika ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş başlamıştır bu tarihten itibaren. Washington komünizmi ulusal çıkarlarına karşı en büyük tehdit olarak görmektedir. Çünkü kapitalizmin karşısında kendilerinin yaratmış oldukları bir tehdit olmalı ki dinamizmini korusun. İşte bu tehdidin adı o gün için komünizmdir. Dulles en büyük hedefini Sovyet etkisine girmiş ülkeleri özgürleştirmek olarak belirler. Tıpkı bugün dünyaya demokratikleştirmeyi götürdüğünü söyleyen, sizi özgürleştireceğiz diye Orta Doğu'nun içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olanların bugünkü propagandasıyla o günkü propagandası arasında hiçbir farkın olmadığını gösteren ifadeler. Gerçekten de o günde komünizme karşı dünyayı özgürleştireceğini söyleyen bu soyu bozuk insanların bugün de aynı şeyi söyledikleri, insanları özgürlüğe götürecekleri, demokrasiye götürecekleri, insan haklarına saygılı bir yapıya götüreceklerini söyledikleri andan itibaren bu vaat ettikleri topraklara sadece kan, gözyaşı, acı, şiddet ve ölüm götürmekten başka bir şey yapmadıkları net verilerle elimizde. İşte o zaman da bu şekilde ifade ediyorlardı. İnsanları, ülkeleri özgürleştireceğiz diye hedeflerini koyuyorlardı. Tabii ki bu özgürleştirme kampanyasına nereden başlayacağını düşünürken kendisini ziyarete gelen bir İngiliz diplomat cevabı vermektedir. 1950'li yılların İngiliz sanayi İran petrolüyle ayakta durmaktadır. İngiliz devletinin sahibi olduğu Anglo-İranian petrol şirketi 100 yılın başından beri İran petrolünü çıkarma, rafine etme ve satma konusunda tekel konumundadır. Bu müthiş imtiyazın karşılığında karının sadece %16'sını İran devletine taahhüt etmiştir. Ancak bunu da tam olarak ödememektedir. Örneğin 1948 yılında 62 milyon sterlin kar eden şirket İngiliz hükümetine 28 milyon sterlin vergi öderken İran sadece 1.4 milyon sterlin alabilmiştir. Kimin malının kime gittiğini gösteren çok anlamlı bir örnek. Dünyadaki milliyetçi rüzgarlar birçok idealist siyasetçiyi ülkelerinin tepesine taşırken İran'da o günkü şartlarda bundan istisna olmamıştı. 51 yılında Muhammed Musaddık başbakan seçilmişti. En büyük hedefi ise bu şirketi kapatmak, yani İngilizlere hizmet ettiği çok açık olan İran İngiliz petrol şirketini kapatmak ve İran'ın petrol gelirini İran için harcamaktı. İkinci hedefi ise daha fazla, gerçekten de ikinci hedefi ise daha fazla özgürlük ve insanların yönetime katılmasıydı. Yani meclisin yetkilerini arttırıp İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ninkileri azaltmayı hedefliyordu o günkü şartlarda. 51 yılının ilkbahar aylarında yapılan oylamada İran parlamentosu oy birliğiyle ülkenin petrol sektörünü millileştirme kararı aldı. Musaddık İngilizlerin kendi çelik ve kömür sektörlerini de kısa süre önce millileştirdiklerini söylüyor. Aynı onlar gibi kendi ülkesinin sektörlerini de kısa süre önce bu şekilde yapmayı planladığını, aynı onların yaptığını yapmak istediğini anlatıyordu halkına ve dünyaya. Ancak İngiltere kendi standartlarını yabancı ülkelerde görmek konusunda pek istekli sayılmazdı. Daha doğrusu hiçbir muktedir batılı emperyalist ülkenin bu şekilde istekli olabileceği düşünülemez. Bugün de böyleydi, geçmişte de öyleydi, gelecekte de aynı olacak. Çünkü bunların gözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi sadece kara toprak doyurur. Başka hiçbir şeyin bunları doyurabileceğini söylemek herhalde doğru bir şey olmasa gerek. Tabii böyle bir harekete kalkışmış olması İran halkının üzerinde batılı ülkeler tarafından kara bulutların dolandırılmaya başladığının da işareti olarak ortaya çıkmaktaydı. Darbe girişimine hazırlanırken Musaddık'ın bunu öğrenmesiyle
1952 yılında ülkedeki İngiltere Büyükelçiliği kapatıldı. Çünkü darbeyi bizzat planladıkları ortadaydı ve tüm memurlar ülkeden yollandı. Buna darbe sürecini yönetecek diplomat görünümlü ajanlar da dahildi. O yıllardaki Amerikan Başkanı Demokrat Henry Truman, İngilizlere yardım etmeye kesinlikle yanaşmıyordu. İngilizlerin elinde başka bir seçenek kalmamıştı. Ancak yeni başkan Eisenhower ve Dışişleri Bakanı Dulles denklemi değiştirebilirdi. Dulles'ı ziyarete giden bir İngiliz istihbaratçı Musaddık'ın devrilmesinin öneminden bahsetti. Bunu yaparken İngiltere'nin petrol erişimini kaybetmesini gerekçe olarak gösteremezdi tabii. Musaddık'ın İran'ı komünizme doğru götürdüğünü, komünist bir parti olan TUDEH'le işbirliği içinde olduğunu iddia etti. Bu iddiaların gülünçlüğü başta Amerika'nın Tahran Büyükelçisi olmak üzere herkes tarafından dile getirilse de amansız bir komünizm düşmanı olan Dulles tehlikeyi fark etmişti. İngilizlerin yardım isteğini kabul etti. Bu genç bir istihbarat servisi olan CIA'nin ilk darbe deneyimi olacaktı. Ancak Dulles durumu iknada başarılı olacağından emindi. Çünkü başına kardeşi Allan'ı gelmişti. Tabii bu planın uygulaması aşamasına geçmeleri gerekiyordu. Kinzer'a göre plana sıcak bakmayan Başkan Eisenhower'ı Musaddık komünist olmasa bile başka biri tarafından devrilmesi durumunda komünistlerin gücü ele geçireceğini, tüm Ortadoğu ülkelerinin İran'ın ardından domino taşı gibi komünizme geçeceğini ona anlatmalarla ikna olma noktasına geldi. Dünyada bilinen petrol rezervlerinin %60'ının komünistlerin eline düşmesi, geçme tehlikesini anlatarak Eisenhower'ı ikna ettiler. Kinzer darbe planının ana fikrini İran halkını Başbakan Musaddık'a karşı kışkırtmak olduğunu belirtiyor. Çeşitli gazetecilere, dini kanat önderlerine, halka mal olmuş figürlere yüklü miktarda rüşvetler ödenerek Musaddık hükümetine karşı halkta tepki oluşturmalarını sağlayacaklardı. Şöyle bir kendi tarihimize baktığımızda bu ülkenin çok kısa 10 yıllar önceki tarihinde basına, yayına şöyle bir baktığımızda aynı olayların 28 Şubat sürecinde ülkemizde yaşandığını, hiç olmamış olayların olmuş gibi halka lanse edildiğini, televizyonların, özel uydu kanallarının ısrarla belli noktalarda vurgulu bir şekilde belli şeyleri anlattığını ve halka olmayan şeyleri inandırdıklarını hatırladığımızda aynı sürecin belli dönemlerde ülkemiz içinde nasıl uygulandığını göstermesi açısından önemli olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii başka ne yapacaklardı? İran'ın önemli isimlerine karşı saldırılar düzenletecek ve bunların emrini Musaddık'ın verdiği söylentisini yayacaklardı. Darbenin lideri olarak seçtikleri emekli general Fazlullah Zahedi'ye de satın alınabilecek İranlı parlamenterlere verilecek rüşvetler için CIA bir fon oluşturmuştu. Darbe günü parlamentonun önünde gösteri yapmalar için birkaç bin kişi kiralanacak ve protestocular Musaddık'ın görevden alınmasını talep edeceklerdi. Parlamentoda da plana destek çıkacak, hukuken tartışmalı bir güven oylamasına gidilecek. Musaddık oylama sonucuna direnirse General Zahedi'ye sadık askerler tarafından tutuklanacaktı. Kinzer'a göre Amerikan yönetimindeki birçok isim plana karşı çıktı. CIA Tahran istasyon şefi planı protesto ederek görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığındaki hiçbir İran uzmanına danışılmadı. Musaddık'ın sosyalizm ve komünizmle ilgisi olmayan bir lider olduğuna dair raporlar tamamen göz ardı ediliyordu. Ve planın aktif bir şekilde hayata geçirilmesi aşamasına geçmek için belli aşamalar uygulanması gerekiyordu. İşte bu aşamalarda ülkenin darbeye hazır hale getirilmesi için kaosun ortaya çıkarılması ve karışıklıkların, ekonomik istikrarsızlıkların, yalanların, kara propagandanın, rüşvetlerin alınıp verilmesi ve halkta geleceğe dair inancın kaybolmasının sağlanmasıydı ki buna devam edildi. Şimdi kısa bir ara verelim inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası devam ediyor. Bu hafta Amerikan darbelerini konu ediniyoruz. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbesinin ardından yaptığımız ilk program olması sebebiyle Amerika'nın dünya üzerinde yapmış olduğu darbelerden birkaç örneği sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan ilkinin İran'da yapılan darbe, ardından Guantanamo ve Şili'de Amerika'nın yapmış olduğu darbelere de kısaca temas ederek ülkemizdeki darbenin neden Amerika'nın bir darbesi olduğunun da ipuçlarını sizinle paylaşacağız inşallah. Tabii ki müstekbir güçler, dünya iktidarını ele geçirmiş emperyalist güçlerin tarihin her döneminde doyumsuz bir kişiliğe sahip olduklarını söylemiştik. Kendilerinin yaptıkları herhangi bir şeyi başkaları da yapmaya kalktığında onlar için sonun başlangıcı olabileceğini hissettiklerinden hemen ona müdahaleyi gerekli görüyorlar. Demokrasi varsa onlar için olmalı. Özgürlük olacaksa onlar için olmalı. Gerçek anlamıyla halkın ekonomik rahatlığı olacaksa da kendi halkları için olmalı. Onların dışındakiler için bunların düşünülmesi çok da onlar açısından mümkün değil. Her ne kadar söyledikleri bunun tersi olsa da bütün insanlığı özgürleştirmeyi, demokratikleştirmeyi onların lehine, onları bu noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini söyleseler de gerçekte böyle olmadığını görüyoruz. İşte İran petrollerinin İngiltere'ye akmasını engelleme ihtimalini gördükleri anda nasıl bir müdahaleyle onu devirdiklerinde kalmıştık. Oradan devam edersek, tabii ki programlarımızı hazırlarken yine basında, yayında, kitaplarda bu konuyla araştırma yapan insanların eserlerinden, tespitlerinden de yararlanıyoruz. Bu darbelerle ilgili Anıl Emre'nin Habertürk'te hazırlamış olduğu yazı dizisinden de yararlanarak bu bölümü de sizinle paylaşımlarda bulunuyoruz. Tabii bu İran'da yapılan olaylarda eski başkanlardan Theodore Roosevelt'ın torunu olan CIA'nin Harvard mezunu Orta Doğu uzmanı Kermit Roosevelt darbe girişimini yönetmek üzere İran'da görevlendiriliyor. Yüklü miktarda para dağıtarak çok sayıda İranlı ajanı satın almayı başarıyor. Yapay bir musaddık darbesi dalgası yaratıyor. Satın alınan parlamenterlere musaddıka karşı suçlamalar yönetmeye başlamaları gerektiği bildiriliyor. Onlara maaşlar bağlanıyor. Dini liderler ise musaddıka ateist olduğunu, bir kafir tarafından yönetildiklerini, kökeninde Yahudilik olduğuna dair kara propagandaya başlamaları emrediliyor ki buna bu süreçleri Türkiye içinde değerlendirdiğimizde satın almaların işte ta Gezi Parkı'ndan itibaren belli noktalarda devlet kademesinin belli noktalarındaki insanlara, özellikle bu darbeyi yapan kesimler tarafından sunulan argümanların üç aşağı beş yukarı birbirine benzediğini görüyoruz. Tabii gazetelerde akıl almaz hakaretlerle dolu yazılar da yayınlanmaya başlıyor. CIA'nin İran parlamentosundan devşirdiği milletvekillerinin de planın bir parçası olduğunu gören Musaddık hamlesini yapıyor. Referanduma giderek halktan parlamentoyu feshetme ve ülkeyi yeniden seçime götürme yetkisini alıyor. CIA'nin ilk planı devre dışı kalıyor. Buradan da anlamaktayız ki CIA bir şeye karar verdiğinde yapamadığında hemen vazgeçmiyor. İşte bizim bu noktada uyanık olmamızı gerektiren noktalardan birisi de bu. CIA Türkiye'de bir hamle yaptı, başaramadı. Ama vazgeçmeyecek. Bunun bilincinde hareket etmemiz lazım. Çünkü İran'da bu şekilde cereyan ediyor. Roosevelt, Şah Pehlevi'den Musaddık'ı görevden alarak yerine General Fazlullah Zahedi'yi başbakan olarak atadığına dair ferman istemeye karar verdi. Bu da İran hukukuna aykırıydı. Çünkü bu yetki sadece parlamentoya aitti. Plan, fermanı Musaddık'a ileten askerlerin direnmesi durumunda kendisini tutuklanmasıydı. Şah Pehlevi Musaddık'tan hoşlanmasa da yabancı bir darbenin parçası olmak istemiyordu. Tahtından olabileceğinden korkuyordu da. Çünkü kendinin de tahtının da elden gidebileceği korkusuna sahipti.
uzun süre ikna çalışmaları sonucunda Amerika ve İngiltere'nin tüm güçleriyle darbenin arkasında oldukları ve fermanı imzalamaktan başka çaresinin olmadığını düşünerek Pehlevi bunu imzalamaya karar verdi. Ancak bir şartı vardı. İmzaları atar atmaz Hazar Denizi kıyısındaki yazlık evine gidecek. Darbe planında herhangi bir sorun çıkarsa yurt dışına çıkması garanti edilecekti. 14 Ağustos 53 akşamı Şah'ın imzaladığı fermanı alan Kraliyet Koruma Komutanı bir grup askerle birlikte Musaddık'ın konutuna giderek kendisini acilen görmesi gerektiğini söyledi. Ancak Musaddık planı tam zamanında öğrenmişti. Komutan başbakanın korumalarınca tutuklandı. Bunu duyan Şah eşiyle beraber Roma'ya kaçtı. Ancak dönüşü pek uzun sürmedi. Roosevelt'ın İranlı ajanlarla kurduğu bağlantılar meyvelerini vermeyi geciktirmedi. Sokaklara çıkarılan çeteler tıpkı Mısır'da yapıldığı gibi, Türkiye'de bir dönem denendiği gibi ve eğer başarılı olsaydı 15 Temmuz'dan sonra da deneneceği gibi Tahran'da terör estirmeye başladı. Dükkanlar yağmalandı. Sokaktaki vatandaşlar linç edildi. Camilere bile ateş açıldı. Tabii başkenti terörize eden çeteler şu sahte sloganı da ağızlarından düşürmüyordu. Yaşasın Musaddık, yaşasın komünizm. Karşılarına Şah'a bağlılık yemin eden çeteler çıkınca olaylar bir iç savaş görüntüsü vermeye başladı. 19 Ağustos 53 günü kaos zirveye ulaştı. Roosevelt'ın maaşa bağladığı asker ve polis birlikleri Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'nı bastı. Biz de maaşa bağlanan imamlara verilen paraları duyduğumuzda burada uygulanan yöntemle orada uygulanan yöntemin yani 70 yıl önce uygulanan, İran'da uygulanan yöntemle bugünün Türkiye'sinde burada uygulanan yöntemin çok da farklı olmadığını görüyoruz. Bu o kadar yüksek maaşları alan generallere ayrıyeten ne kadar büyük meblağlarda paraların ödendiğini basını yayını takip eden kıymetli dostlarımızın hepsi bileceklerdir. Sokaklarda Musaddık'ı istifaya çağırırken Roosevelt General Zahedi'yi saklandığı yerden almaya gitti. Zahedi artık başbakan olmaya hazırdı. Taraftarlarıyla beraber Tahran radyosuna giderek Şah'ın emriyle artık yeni başbakanın kendisi olduğunu ilan etti. 1953 yılında tekrar ülkenin başına gelen Şah, İran'ı 1979 yılındaki İslami devrime kadar demir yumrukla yönetti. Dini özgürlükleri kısıtladı ve her türlü muhalefeti bastırdı. Binlerce muhalif öldürüldü. Güvenlik güçlerinin keyfi ve acımasız müdahaleleri sebebiyle halkın ciddi bir kısmı kendisine karşı bilendi. Ve Şah'ın gelişi ilk başlarda Amerikan çıkarına uygun gibi görünse de 79 yılındaki İran devriminin tohumlarının atılmasına ve Amerika'ya karşı bölgede çok ciddi tepkilerin oluşmasının da en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Yani planladıkları hiçbir planın tam onların istediği noktaya ulaşmayacağını da bu anlamda bilmek gerekiyor. Ve bu şekilde Amerika İran'daki sistemi kendi lehine diye çevirmeye çalışırken aslında biraz uzun bir zaman geçtikten sonra da tam kendi aleyhine bir noktada dönüştürmeyi bildi. Bugün ise yine Amerika'nın istediği noktaya evrilen bir İran görüyoruz. Onlarla beraber iş gören, o kadar Müslümanın kanını canını akıtan çetelerle işbirliği yapan bir İran bugün Amerika'nın güdümüne girdiğinin işaretlerini vermekte. Ama tarihte bunun tersi noktada Amerikan devrimiyle Amerikan darbesiyle devrilen halkın yanında olmaya çalışan insanların iktidar yapılmadığı bir İran yaşadık. Tabii ki diğer bir İran hikayesinden başka Amerika'nın yaptığı darbelerden bir başkası ise Guatemala'da yaşanan darbe ki bu gerçekten de bugün dilimize de hediye edilen, daha doğrusu darbe deyince ilk aklımıza gelen kelimelerden, deyimlerden biri haline gelen bir deyim var. Hepiniz bilirsiniz, burası Muz Cumhuriyeti değil ifadesini. Yani burada kolaylıkla istediğiniz gibi bir şey yapamazsınız, istediğiniz şekilde darbe yapamazsınız, burası bir Muz Cumhuriyeti değil ifadesinin nereden geldiğini de Guatemala'daki darbe girişimini anladığımızda daha iyi anlayacağız, daha net bir şekilde görülecek inşallah. Çünkü Amerika
Guatemala'da yapmış olduğu darbeyle kendi istediği şekilde kendi şirketlerini ve Amerikan menfaatlerini sağlamak için orayı gerçek anlamıyla dizayn ettiği bir darbe yapmıştım. Tabii Washington'daki meşhur dönen kapılar geleneği kendini Amerika'nın birçok büyük şirketinde gösterir. Devlette önemli kademelerde görev yapmış olanlar emekli olunca çok uluslu dev şirketlerde önemli mevkilere gelirler. Aynı şekilde bu şirketlerin üst düzey yöneticileri de Amerikan yönetiminde kendilerine yer bulurlar. Ancak bu geleneğin Latin Amerika'daki tropik meyveleri üretip dünyanın 4000 yanına satan United Fruit'in şirketindeki kadar vücut bulduğu başka bir yer bulmak herhalde çok zor olsa gerek. 1952 yılı yine başkan Eisenhower, Amerika'da darbe yapma geleneğini başlatan lider de diyebiliriz belki buna. En azından sistemli bir şekilde başlatan lider olarak da diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Foster Dulles yine şirketin eski avukatı kardeşi Allen Dulles ve dışişlerinin Amerikan kıtasındaki ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı John Morse Cabot şirkete büyük hissedarlardı. Cabot'un kardeşi Thomas Dudley Cabot, United Fruit'un CEO'luğunu yapmıştı. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı General Robert Cutler ise şirketin eski yönetim kurulu başkanıydı. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin en tepesindeki isimlerin United Fruit'un herhangi bir şirket gözüyle bakmadığını söylemek abartı olmaz. Çünkü onlar için önemli bir şirketti. Dünyadaki en çok muz yetiştiren ülkelerden biri olan Latin Amerika ülkesi Guatemala, United Fruit'un ticari faaliyetlerinin merkezi durumundaydı. Amerikalı gazeteci Stephen Kinzer, şirketin ülkeyi 1931-44 yıllar arasında yöneten diktatör George Ubico'nun sağladığı imtiyazlar sayesinde muazzam karlar elde ettiğini anlatıyor. Ancak Ubico'nun otoriterliğinden bunalan halk sokaklara dökülünce ordudaki genç bir subay diktatörü devirdi. Birkaç ay içinde ülke tarihinin ilk demokratik seçimleri yapıldı. Juan Jose Arevalo diye isimli bir genç idealist bir öğretmen rekor bir oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi. Ülkeye ilk defa bir sosyal güvenlik sistemi getiren Arevalo işçi hakları ve sendikacılık konusunda ilk çalışmaları yaptı. Haftalık çalışma süresini ilk defa regüle ederek 48 saate indirdi. Büyük toprak sahiplerinin ilk defa vergi vermeye başladığı sistemi getirdi. Tüm bunlar tabii ki de Amerikan şirketi olan United Fruit'u olumsuz olarak etkileyen gelişmelerdi. 50 seçimlerinde Arevalo'nun yerine gelen Arbenz de ülke için hayalini, ekonomik bağımsızlığını sağlamış, mevcut yarı sömürgeci sistem yerine modern bir kapitalist sistem kurmak olarak tanımlıyordu. Dikkat ederseniz komünizm değil Amerika'nın tüm dünyaya sunmuş olduğu kapitalist sistem istediğini açıkça belirten bir liderdi. İlk planı kamuya ait bir elektrik dağıtım şirketi kurmaktı. Bu da tabii ki o günkü şartlarda Amerika'nın elinde olan elektrik tekeline son vermek anlamına geliyordu. Yeni bir liman ve onu başkente bağlayacak bir demir yolu planı kurma. Ülkedeki tüm demir yollarını ve ana ticari limanı kontrol eden Railways of Central Amerikan şirketinin çıkarlarını tehdit ediyordu. Son olarak toprak sahipliği sisteminde bir reforma giderek Guatemala'daki yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyordu. Bu da muzun ana vatanındaki en güçlü Amerikalı şirket olan dünyanın en büyük muz üreticisi United Fruit'un çıkarlarına aykırıydı. Ne kadar da Türkiye'deki şartlara benzeyen bir durum. Kendi bağımsızlığını kazanmış, kendi başına hareket etmeye başlamış, belli dünya ülkelerinin, dünya devlerinin çıkarlarına müdahale edebilecek yolları, barajları, köprüleri, yeraltı geçitlerini, buna benzer boğazları yapmayı planlamış bir ülkenin başına gelenlerle o günkü şartlardaki Guatemala'nın başına gelenlerin çok da farklı olmadığını görüyoruz. İşlenmemiş tarım alanlarının ciddi bir kısmının devletleştirilmesi ve çiftçilere verilmesi söz konusu. Bu da yarın muz tarlalarının tehlikeye girmesi demekti.
United Fruit'ın kısa süre sonra bu reformun faturasını aldı. En önemli plantasyonundaki ekilmemiş alanın neredeyse 5'te 4'ü devletleştirilmişti. Ve geleceği tehdit içindeydi Amerikan Muz Şirketi'nin. Ancak ilk adımı bu şirketin Muz Adam lakaplı Zam Zemuray atmıştı. 51 yılında İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Musaddık'ın ülkesindeki ülkesindeki petrol kaynaklarını kontrol eden İngiliz şirketini devletleştirmesi Zemuray'ın paranoyaklaşmasına ve Amerika'nın Arbenz'e karşı dezenformasyon kampanyası başlatmasına yol açtı. Amerika'nın başlıca gazetelerinde neredeyse her gün Guatemala'da Marksist bir diktatörlük kurulduğuna dair yazılar çıkıyordu. Çünkü başka türlü kendi iç kamuoyuna ve o dünyaya bunu anlatmaları mümkün değildi. Muz şirketine yakın senatörler meclis kürsüsünden Guatemala'yı kripto komünistlerin yönettiğini iddia ediyor. Ülkeyi bir Sovyet maşasına çevirdiklerinden ve korku senaryoları yazıyordu. Karalama kampanyası toprak reformu yasasıyla daha da yoğunlaştı. Sovyetler Birliği ile diplomatik bir ilişkisi bile olmayan Guatemala bu ülkenin kontrolünde olmakla suçlandı. Ne darbeden önce ne de darbeden sonra hiçbir delile ulaşılmamasına rağmen bu şekilde propaganda yapılmaya devam edildi. Eisenhower'ın yönetimi dünya üzerindeki her türlü gelişmede Sovyetlerin parmağını aradığı için Guatemala'da da olanları bir demokratikleşme çabası olarak algılamaları pek mümkün değildi. Çünkü onlar için tek bir hakikat vardı. Kendi menfaatlerinin dışında gelişebilecek her şey, kendi menfaatlerini tehlikeye atabilecek her şey onlar için engellenmesi gereken, yok edilmesi gereken birer faaliyetti. İşte onun için düğmeye basmaya karar verdiler. Bir isyancılar ordusu yaratacaklar. Ordu başkenti Guatemala City'ye saldırarak kaos yaratacak. Guatemalalı generallere kaosun sona ermesinin tek yolunun Arbenz'in gitmesi olduğunu iletecekler. Ordu desteği arkasından çekilen Arbenz'i düşüreceklerdi. Yaratılacak ordunun başına 50'li yılının ordunun içinden bir kalkışmaya liderlik yapmış, daha sonra yurt dışına kaçmış Carlos Castillo Armas isimli bir askeri seçtiler ki kendi menfaatlerine bunun uygun olduğunu düşünmüşlerdi. Tabii ki darbenin önemli bir parçası da Katolik Kilisesi'nin Guatemala'ya halkını Arbenz'e karşı kışkırtmasını sağlamaktı. Kinzer'a göre Latin Amerika'da Katolik din adamları Arbenz gibi reformistleri tehdit olarak görüyorlardı. Kiliseyi ikna etmek zor olmadı. CIA'nin yazdığı propaganda vaazları ülkenin dört bir yanında okunuyor, hatta radyolarda yayınlanıyordu. Bizim meşhur vaizimizin yaptığının ne kadar da benzediğini göstermesi açısından gerçekten ilginç bir örnek. İnananlar ülkeyi sarmakta olan komünizm şeytanlığına karşı ayağa kalkmaya çağrılıyordu. Yine bizim meşhur vaizimizin Komünizmle Mücadele Derneği'nin üyesi olduğu 1960'lı yılların sonlarında bu ayrıntıyı da kaçırmamak gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki darbe planına büyük tepki oluşmuş. Bakanlık çalışanlarının çoğundan sır gibi saklansa da bir şekilde haber olanlar şiddetle itiraz etmeye başlamışlardı. Bütün krizin United Fruit'tan kaynaklandığı ve ihtiyacı olan sosyal reformları gerçekleştirmekte olan ülkeye komünist damgası vurmanın yanlış olduğu şeklinde bildirilen bakanlık içinde dolaşmaya da başladı. Ancak Dallas kardeşler Arbenz'i devirmeye çoktan karar vermişler ve Başkan Eisenhower'ı da ikna etmişlerdi. Sürgündeki Guatemala'lı askerler, Amerikalı ve paralı Latin Amerikalı askerlerden oluşan 500 kişilik bir ekip Florida'daki kamplarda eğitim görmüşlerdi. 18 Haziran 1954 akşamı Castillo Armas ve ordusu Guatemala sınırından 10 kilometre içeri girdi. Arbenz orduyu göndermek yerine Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdı ve yabancı kökenli işgal girişimini kınamalarını istedi. Ama istediği gibi olaylar olmayacaktı çünkü onu destekleyen kimseler yoktu. Guatemalalılar bile onun bunu işi başarabileceğine inanmıyordu.
Tabi Dallas'ın başında olduğu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada bunun Guatemalalıların bir ilk kalkışması olduğu ilan ediliyor. Başkanın Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimleri hep boşa çıkıyordu. Arbenz buna da karşılık verdi. Halka sesleniş konuşmasında Hain Castillo Armas ve Mus şirketine ait ordunun kendisine karşı kalkışma başlattığını söyledi. Başına gelenlerin fazlasıyla farkındaydı. Ama suçumuz toprak reformu yaparak Mus şirketinin çıkarlarına zarar vermek. Suçumuz kendimize ait elektrik şebekesi, liman ve yolların olmasını istemek. Suçumuz vatanseverce hareket ederek ülkemizi ileri taşımak, ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak. Komünizmin ülkemize yayılmakta olduğu tamamen gerçek dışıdır. Biz kimseye terörize etmedik. Tam tersi halkımıza terörize etmeye çalışanlar Amerikan Dışişleri Bakanı Bay Dallas'ın Guatemala'lı arkadaşlarıdır diyerek olayın kendi istediği noktada olmadığını fark etmiş. Amerika'nın kendini devirmeye çalıştığını da fark etmiş ama yapabileceği şeylerin bütün adımlar atmasına rağmen bunu başaramayacağını görmekteyiz. Tabii ki Armas'ın ordusu ilerleyemiyor. CIA'nin uçaklarından vurularak bombalanan noktalar oluyor ülkede. Ve başarılı bir şekilde ülkesini kurtarma noktasına gelemiyordu. Şimdi kısa bir ara daha verelim kıymetli dostlar. Aradan sonra Guatemala'daki Amerikan darbesiyle kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Dünyada Amerika'nın yaptırdığı darbeleri konu alıyoruz bugünkü programımızda. Birinci halkanın İran olduğunu ve İran'da yapılan darbenin sonucunda ise Amerika'nın istemediği sonuçların çok uzun yıllar da olsa yaşandığını, ardından Muz Cumhuriyeti mi burası deyiminin Guatemala'daki darbeden dolayı dilimize ve dünya literatürüne, dünya siyaseti literatürüne katıldığını söylemiştik. Bugün bir ülkede darbe yapılamayacağını belirtmek için burası Muz Cumhuriyeti değil tabirini bütün dünyada siyaset bilimi açısından kullanılan bir deyim olduğunu da bilmemiz gerekiyor ve bunun kaynağının da Guatemala'daki darbe olduğunu söylüyoruz. İşte Guatemala'da halkın içinden gelen kişinin iktidardan edilmesi, o Mus şirketinin çıkarlarının tehdit altına alınmasından sonra başladığını biliyoruz. Kamuya ait arazilerin, daha doğrusu devletin muz bahçesi olmayan arazilerinin devletleştirilmesi bu şirketi iyice çileden çıkartmış ve Amerika'nın istediği isyancı generalin başa getirilmesine çalışılmıştı. Tabii ki Amerika'nın desteklediği ve savaş uçaklarıyla ülkeye yapılan saldırıdan sonra Amerikan işgalinden ve daha fazla kaostan çekinen generaller Amerikan Büyükelçisi'ne pazarlık ederek hiçbir koşulda Armas'a izin vermeyeceklerini, daha sonra da Arbenz'i istifaya davet ederek ona Armas'ın asla ülkenin başına geçmeyeceğini garanti ettiler. Arbenz 27 Haziran 54 akşamı halka yaptığı veda konuşmasında ülkeyi Armas'ın kanlı cuntasının eline bırakmamak için yönetim değişikliğini kabul ettiğini söyledi. İstifa ederek Meksika'dan sığınma talebinde bulundu. Ancak realite hiç de onun istediği gibi olmadı. Arbenz'in istifasından sonra yerine gelen General Diaz'ın da Amerikan dış politikasının çıkarlarına uygun davranmaması sonucu CIA ajanları yeni bir bombalama kampanyasına girerek Diaz'ı köşeye sıkıştırıp istedikleri generali juntanın başına geçirdiler. Daha sonra 3 kişilik juntayı dolgun maaşlarla emekliye ayrıldılar. Armas 8 Temmuz 1957 günü kendini Guatemala devlet başkanı ilan etti. İran'da olduğu gibi Guatemala'daki darbenin sonuçları da uzun vadede çok daha büyük felaketler getirecekti ki dünyanın her yerinde yapılan darbelerden sonra halka düşen kan, gözyaşı, acı, işkence, hapis, ölüm ve aklımıza gelebilecek ne kadar kötü
ekonomik veya varlıksal ne kadar kötü şey varsa her şeyin yaşandığı bir süreçlerde darbeler orada da aynı oldu. Bir dizi diktatör tarafından 30 yıl boyunca sürecek 200 bin kişinin hayatına mal olacak bir iç savaşın temelleri atılmıştı. Ve halkın içinden çıkan Jacobo Arbenz'in cenazesi ölümünden tam 24 yıl sonra 20 Ekim 1995 günü yapılabildi. Yüz binlerce kişinin katıldığı tören ülke tarihindeki en büyük anma olarak tarihe geçti. İşte Kinzer'a göre cenazeye katılanlardan 77 yaşındaki bir adamın şu sözleri olayı anlatması, özetlemesi açısından önemli. Diyordu ki tek bildiğim onun döneminde kimse zulüm görmedi. O gitti, insanlar ölmeye başladı. Ülkeyi yönettiği döneme demokrasi baharı adı verilen Arbenz'in devrilip ülkesinden kovulduktan sonra 10 yıllar boyunca hakkında iyi bir söz etmenin bile imkansız hale geldiği bir dönem yaşandı. İşte o günden sonra da ülkelerinde bir darbe girişimi yapmaya çalışan insanların güçlü ülkeler tarafından burası Müz Cumhuriyeti değil deyiminin siyasi literatüre geçtiğini söyleyelim. Tabii ki Amerika'nın darbeleri sadece bu ikisiyle sınırlı değil. Şili'de de aynı şeyi yaptı Amerika. Şili'de yaşananlar ise gerçekten de Şili tarihinin en büyük diktatörü olarak geçen Pinochet'in Şili halkına yaptığı zulümlerin yine bir darbe sonrası Amerikan iktidarı tarafından bu duruma getirildiğini görüyoruz ki bugün yine aynı şeyin belli dönemlerde dünyanın belli noktalarında yaşatıldığını, dünya milletlerine yaşatıldığını biz biliyoruz. Tabii ki Şili'de olan olay da Amerika'nın sakinliği ve gerçekten refah düzeyiyle gıpta edilen Şili'nin sosyalizmle flört eden bir başkan seçince başına neler geldiğini, modern tarihin en baskıcı rejimlerinden birinin pençesine nasıl düştüğünü, Şili'deki o dikta ve darbe dönemini anlamakla anlayabiliriz belki. Dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın emriyle Şili'nin nasıl bir cehenneme dönüştüğünü şöyle bir görebiliriz. Günümüzde bitmek bilmez öğrenci protestoları, Hollywood yıldızlarının sahillerine yaptığı kaçamaklar dışında dünya tarafından pek bilinmeyen küçük bir Latin ülkesi olan Şili, stratejik madenlerden biri olan bakır rezervleri nedeniyle başına gelenlerden dolayı Pinochet diktatörlüğüne maruz kaldı. İşte ne geldiyse halkların başına sahip oldukları değerli şeyler yüzünden geldi kıymetli dostlar. İşte petrolün belli halklara yaşattığı refah kadar yaşattığı acı da var. İşte doğal bir kaynak olan muzun ve yine tropik meyvelerin iktidarı olarak değerlendirilebilecek Orta Afrika Cumhuriyetlerindeki Guatemala'da halka yaşattırılan yine sahip olduğu değerlerin başkaları tarafından yağma edilmesi neticesinde olduğunu görüyoruz. Şili'nin başına gelenlerde dünyada birinci olduğu bakır rezervlerinin Amerikan şirketleri tarafından yağma edilme hikayesinde gizli. Salvador Andrés Cossins'ın 4 Eylül 70 tarihinde ülkesi Şili'deki seçimleri kazanmasıyla başladı her şey. Kendini emperyalizm karşıtı olarak tanınan ve Fidel Castro hayranı olduğunu söyleyen Allende, ülkede ekonomik faaliyetlerin ciddi bir kısmını kontrol eden Amerikan şirketlerini millileştireceğini, ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanacağını ilan ediyordu. Ne zaman ki bir ülkede bir milli duruş sergileyen birisi çıksa ve dış çok uluslu şirketlerin menfaatlerini zedeleyici hareketlerde bulunsa, o ülkelerde hemen bir takım karışıklıkların çıktığını biliyoruz. Tabii o tarihlerde Şili'nin ihracatının yarısından fazlasını iki Amerikan bakır şirketi yapıyor ve o tarihlerde Şili'nin bu şekilde olması ve vergilerin üçte birini bunların ödemesi, Conecoh ve Anacondo şirketleri Şili sayesinde dünyanın en büyük iki bakır devi haline gelmiş olması ve Şili'nin doğal kaynaklarını Amerikan menfaatleri adına devşiren bu şirketlerin çok büyük paralar kazanmasından sonra devletleştirilmeye çalışması
Amerika'nın bu ülkede kabul edebileceği bir şey değildi ve bunu sağlamaya çalışan lider de derhal ekarte edilmesi gereken bir lider olarak görünüyordu. Amerika'da Allende kazanırsa Şili'nin ikinci bir Küba olabileceği, bir Sovyet uydusuna dönüşebileceği endişesi vardı. 70 seçimleri yaklaşırken Allende sol partilerin ortak adayı olarak ciddi bir iktidar adayı haline gelince Amerika'daki Cumhuriyetçi Nixon yönetimi harekete geçti. Oyun planı alışılmışın dışında sayılmazdı. Kontrol edilebilen medya grupları yoluyla önce dezenformasyon, antikomünist sokak grupları, Allende karşıtı propaganda, aynı propagandaların, aynı taktiklerin bugün dünyanın darbe yapılabileceği planlanan her ülkesinde uygulandığını biliyoruz. Bunun yanında ülkedeki Amerikan şirketleri Allende'nin sağcı rakibi George Alexander'ın kampanyasına yüklü miktarda bağışlarda bulundular. Ancak sonuç değişmedi. 4 Eylül 1970 tarihine gelindiğinde Allende açık ara farkla seçimi kazandı. Şili Kongresi seçimlerde birinci gelen adayı başkan seçme yetkisine sahipti. Nixon CIA'ya bunu engellemesi için emir verdi. İlk plan Şili medyasında Allende'nin cumhurbaşkanı olmasını felaket olarak nitelendirilebilecek başlıklar attırmak ve görev süresi sona ermek üzere olan başkan Frei'nin kongreye yıllardır uygulanan geleneğin dışına çıkarak birinci gelen adayı başkan seçmemeleri konusunda baskı yapmasını sağlamaktı. Ancak Frei bunu kabul etmedi. Bu da geriye tek bir seçenek bırakıyordu: askeri darbe. Siz istediniz hesabı. Amerikan ordusu Şilili meslektaşlarıyla yakın ilişkiler kurmuş, 50-69 yıllar arasında 4000 subay Amerika'nın Panama'daki kamplarında komünist tehditlere karşı mücadele eğitimi görmüştü. Tıpkı bizim generallerimizin belli mahfillerde Amerikan kontrolündeki güçler tarafından nasıl kontrol altına alındığı gibi orada da buna benzer ordu kontrol altına alınmıştı. Langley'deki CIA komuta merkezinde Şili'nin başkenti Santiago'daki ajanlara giden telgrafların içeriğini açıklıyor. Orduyla irtibata geçin, Amerikan devletinin askeri bir çözüm istediğini söyleyin, politik ekonomik belirsizlik ortamı yaratarak bir darbeye sponsor olmanızı istiyoruz. Telgraflarda açıkça bir eylem planı sunuluyordu. Ekonomik savaş, politik savaş, psikolojik savaş tekniklerini kullanarak bir darbe zemini hazırlamaya çalışın. CIA ve Savunma Bakanlığındaki birçok yetkili böyle bir operasyona karşı çıkıyor. Allende'nin Amerika'ya bir tehdit oluşturmadığını, Rusya'dan emir almasının olası görülmediğini, anayasal sürece böyle müdahale edilmesinin yanlış ve ahlak dışı olacağını savunuyorlardı. Ancak Amerikan tarihinde çokça olduğu gibi makul sesler hesaba katılmadı. Darbe yapma ihtimali uzak görünüyordu. Şili ordusunun başkomutanı General Schneider ordunun siyasete karışmasına kesinlikle karşıydı. 22 Ekim 1970 günü sabah trafiğinde ofisine gitmekte olan General Schneider aracının etrafını saran 5 kişi tarafından kaçırılmak istenirken direnince öldürüldü. Suikast sonrası Langley'den Santiago'daki CIA ajanlarına tebrik telgrafı geldiğini belirtiyor Kinzer. Askeri çözümün olası hale getirdiniz. Bu görevi olağanüstü zor şartlarda gerçekleştiren istasyon şefi ve çalışanlarını takdir ederiz. Planlarımıza uymayan insanı saf dışı ederek bizim yolumuzu açtınız. Ancak plan ters tepti. Suikasta büyük tepki gösteren Şili halkı Allende'ye daha çok sarıldı. Şili Kongresi 3 gün sonra toplanarak Allende'yi ezici bir çoğunlukla ülkenin cumhurbaşkanı seçti. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde kongredeki ülkedeki 3 büyük Amerikan maden şirketini devletleştirme kararı alındı. Ardından İETT'nin sahibi olduğu Şili Telefon Şirketi'nin yönetimi de Şili Devleti'ne geçti. Ancak devletleştirilen varlıklar Amerikalılarınkilerle sınırlı değildi. Şilili iş adamlarına ait şirketler, çiftlik sahipleri de devletleştirilmeye başlandı. Bankaların da devletleştirileceği ve hesaplarına el konulacağı korkusu insanları para çekmek için büyük kırıklar oluşturmaya itti. Böylece Allende Fidel Castro'nun komünist Küba'sına özeniyor, bunu da saklamıyordu. Castro'ya akıl hocası gözüyle bakıyordu. Bu yakınlık ve uyguladığı radikal politikalar ülkenin komünizme sürüklendiği görüntüsünü de veriyordu. Başkan Nixon Allende'yi devirmekte kararlıydı. Bu sefer yeni silahı denemeye karar verdi: ekonomi. Bu sefer plan daha uzun solukluydu.
bugün ülkemizde geçen hafta yaşanan olaya ne kadar da benziyor. Önce kredi notumuzun düşünülüp ve ülkeyi zor durumda düşürebilme aktiviteleri tek koldan değil birkaç koldan yürüdüğünü basını takip ettiğimizde görüyoruz. Aynı şeyin o gün Şili'de uygulandığını görüyoruz kıymetli dostlar. Ne yapıyorlar? Dünya Bankası dahil olmak üzere Amerika'nın elinin güçlü olduğu uluslararası kuruluşların Şili'ye yardımlarının ve kredilerinin önü tamamen kesildi. Şili'de en büyük Amerikan şirketi devreye girdi. Ofis kapatmadan maaş geciktirmeye, siparişlerin gecikmesinden kredi reddine her türlü enstrümanı kullandılar. Aşırı solcu gençlik gruplarını sokağa, polisle çatışmaya, çiftlik ve iş yerlerini işgale başlamalarıyla ülkedeki yangın üzerine benzin döküldü adeta. Allende sokağa çıkanların köhneleşmiş devrim anlayışlarını açıkça kınamak ve onları sakin olmaya davet etmekle birlikte oy tabanını oluşturdukları için üzerlerine sertlikle gidemiyordu. Bu sebeple de aşırı solu yüreklendirmekle suçlanmaya başladı. Sokak çatışmaları Şili'yi kaosa sürüklemişti. 29 Haziran 73 günü az sayıda subay tanklarla darbe girişiminde bulundu. Allende halka demokrasiyi desteklemeleri çağrısında bulundu. Komuta kademesince desteklenmeyen girişim yeni komutan General Prass tarafından kolaylıkla bastırıldı. General Prass'ın siyasete karışmak istemediğini gören CIA, kaçırılmasının veya suikaste uğramasının ondan kurtulmak için tek yol olduğunu, Santiago'dan Lange'ye giden telgraflarda yazdığını belirtiliyor. Ancak buna da gerek kalmadı. CIA'nin düzenli para gönderdiği ülkenin en etkili gazetesi El Mercurio, General Prass'ı hedef tahtasına koyarak komünist dostu bir hain olarak göstermeye başladı. İstifa etmek zorunda kalan Prass, Allende'den yerine yardımcısını getirmesini istedi ki işte hayatının en büyük hatasını orada yaptı. Allende atamayı hemen yaptı. Yeni başkomutanın adı Augusto Pinochet'ti. Şili halkı bu ismi gelecek 17 yıl boyunca telaffuz ederken bile gözaltındayken kaybolmayı, işkenceden geçmeyi, komünist suçlamasıyla hapse atılmayı zihinlerinden geçirerek titreyecekti. Ağır bir ekonomik buhranın altındaki Şili'de temel besin maddeleri karneye bağlanmış, elektrik kesintileri yaygınlaşmış, protestolar, çatışmalar tüm ülkeye yayılmıştı. Ordunun yönetime el koymasını isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı. 9 Eylül günü Santiago'daki bir CIA ajanı müjdeli haberi telgrafla verdi. 2 gün sonra ordunun tüm birimlerinin katılımıyla Allende yönetimi devrilecek. 10 Eylül gecesi Pinochet'in doğup büyüdüğü sahil kenti Valparaiso sakinleri donanmada bir hareketlik sezdiler. Allende'yi aynı hareketliliğin Santiago'nun kuzeyindeki birliklerde de görüldüğü haberi gelmeye başladı. Ülkenin genelindeki tüm askerler sabaha karşı 4'te göreve çağrılmışlar ve radyo istasyonları, belediye meclisleri, polis karakolları gibi stratejik öneme sahip yerlerin kontrolünü almaya başlamışlardı. Ülkenin ikinci en büyük şehri Valparaiso'da, üçüncüsü Concepción sabahın erken saatlerinde tamamen askerlerin kontrolündeydi. Tek bir kurşun bile atılmamıştı. Gelişmeleri konusunda takip etmekte olan Allende başkanlık sarayına geçmek istedi. Son direnişi burada olacaktı. 11 Eylül 73 sabahı 7.30'da makineli tüfek ve bazuka taşıyan 23 korumasıyla birlikte saraya girdi. Radyolardan darbe bildirisi okunuyordu. Ekonomik, sosyal, ahlaki çöküntünün paramiliter grupların saldırılarıyla karşı karşıya olan ülkemizde kaos hükümet tarafından durdurulamamaktadır. Ana vatanı komünizm boyundurundan kurtarmayı tarihi bir görev biliyoruz. Şili halkına ne olursa olsun görevini bırakmayacağını, hayatını feda etse de boşu boşuna olmayacağını açıklayan Allende'nin sarayı, iki savaş uçağı tarafından 18 defa vuruldu. Saat 13.30'da da saraya giren askerlerin komutanı saat 14.45'te üst rütbeli askerlere müjdeli haberi geçti. Görev tamamlandı, saray alındı, başkan öldü. Başarılabilseydi burada da aynısının yapılabileceğini biz bilmekteyiz. Tabii ki bu aslında Şili halkı için sonun başlangıcı oldu. Augusto Pinochet devletin başına geçtikten sonra meclisi, siyasi partileri, sendikaları lağvettikten sonra komünizmle amansız bir mücadeleye başlattı kendince. Tabii kendisini eleştiren herkes komünisti, ondan kurtulmalıydı. Keyfi uygulamalar, işkenceler, yağmalamalar ülkede kol gezmeye başladı. Ülkede 15 yıl boyunca seçim yapılamadı. 16 yıllık yönetimi boyunca Şili cehennemi yaşadı.
En az 3000 kişi öldürüldü, gözaltında kaybolanlar oldu, 30.000 kişi hapse atıldı, büyük çoğunluğu ağır işkencelere maruz kaldı, 200.000 kişi ülkeyi terk etti ve böylece Pinochet bu diktatörlüğü yaşattı son noktaya kadar ve 2006 yılında 91 yaşında ölene kadar da yargılanamadı çünkü hakim güçler onun sadakatinden, kendilerine yapmış olduğu iyilikten haberdarlardı ve onu harcatmadılar, onu dünyaya yem etmediler. Kendi çaplarında sadakat göstermiş oldular. Şimdi kısa bir ara verelim inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz kıymetli dostlar. Evet, 15 Temmuz'da ülkemizde yapmayı denedikleri, daha önce dünyanın değişik yerlerinde, Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da onlarca hükümeti deviren, demokrasi adına işkence düzeni kuran, suikastler düzenleyen, insan kaçıran, ekonomik krizlere neden olan ve dünyayı cehenneme çeviren bir küresel örgütüden bahsediyoruz. Bu küresel örgütün adı Amerika veya CIA veya dünya müstekbirleri, dünya iktidarı olarak diyebiliriz. Dünyada yapmış olduklarını ilk 3 bölümde anlattık. Bunlardan 2-3 örnek anlattık. İran'da, Şili'de ve Guatemala'da yapmış oldukları darbelerin nasıl gerçekleştirdiklerini bahsettik. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki 15 Temmuz darbesi de Amerikan imzalı bir Pentagon CIA darbesinden başka bir şey değildir. Amerikasız darbe dünyanın hiçbir yerinde yapılamaz. Diyarbakır'dan havalanan F-16'lara, İncirlik üstünden kalkan ikmal uçaklarıyla yakıt takviyesinin yapıldığı, İncirlik'in Amerikan kontrolünde bir üst olduğu, orada Pentagon'dan habersiz bir sineğin bile uçamayacağı hakikati ortadayken Amerika'nın bu işten habersiz olduğunu söylemek herhalde biraz saf dillik olsa gerektir. Çünkü biz tarihe şöyle bir baktığımızda 1960 darbesinin Amerika'da özel eğitim alan albaylar cuntası tarafından yapıldığını hepimiz biliyoruz. 71 darbesinin Pentagon destekli özel harp dairesi veya Türkiye gladyosunun eseri olduğundan da haberdarız. 80 darbesinde büyük bir sevinçle sevinç çığlıklar atarak bizim oğlanlar başardı diyerek Amerikan tarafından nasıl desteklendiğinin delilleri, belgeleri gün gibi ortada. Çünkü başarılı olan bir darbeyi saklama gereği duymayacaklardı. Duymadılar. Bugün tıpkı Sisi'nin arkasında durdukları, ona destek verdikleri, Sisi'nin de bir küçük cino köpeği gibi onların arkasında toplantılarda nasıl dolaştığını basın yayında gördük kıymetli dostlar. 28 Şubat'ın da zaten Çevik Bir'in Amerika'ya gidip bizzat icazet alarak yaptığını ve hükümeti devirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu bilgileri işte İran'da petrolü millileştirme düşüncesinin, Şili'de bakırı millileştirme düşüncesinin, yine aynı şekilde Guatemala'daki meyvenin, doğal kaynak olan muzun Amerikan menfaatlerinin aykırı şekilde kullanılma isteğinin belirmiş olmasının onları nasıl ayağa kaldırdığını biliyoruz. Peki bizim onları rahatsız eden düşüncelerimiz neydi? İşte burada şöyle kısa bir anekdot okumakta fayda var. Dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz vardı kıymetli dostlar. Önemli olduğunu düşünüyorum. 1920'de şöyle demişti Cumhurbaşkanı. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler. 23'te Lozan'a razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? 15 Temmuz 1912'de 1923'e kadar geçen sürede 5'te 1'e düşen topraklarımızdan elimizden kalan son parçanın işgal teşebbüsüydü. İşte millet o toprakları bunlara teslim etmedi.
15 Temmuz Türk milletinin ikinci kurtuluş savaşıdır. Şayet bu darbe de başarılı olsaydı Sevr'i aratmayacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaklardı diyor. Bu sözleri bile söylemiş olması tıpkı diğer önceki darbelerde ifade edildiği gibi asla bunların vazgeçmeyeceklerini gösteren işaretler olsa gerek. Çünkü vazgeçmeyecekler, kendilerini, kendi menfaatlerinin zedelendiğini, Orta Doğu'da planlamış oldukları planların bu düşüncede bir insan tarafından gerçekleştirilemeyeceğini anlamış olmaları, görece diğerlerine kadar yerli olduğunu görmeleri, İslami demiyorum kıymetli dostlar, çünkü İslam çok daha farklı bir şey. Her ne kadar yerli bir insan da olsa AK Parti iktidarı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerliliği farklı bir şey. Ülkemizin İslami bir idareyle yönetildiğini söylemek farklı bir şey. Türkiye'de laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz ve bunun İslam'la bir alakası yok. Ama milli bir hassasiyetleri olan, İslam'ı gerçek anlamıyla yaşamaya çalışanlara zorluk çıkarılmadığı belli noktalarda olduğu bir anlayışın da hakim olduğunu, görece insanların rahat ettirilmeye çalışıldığı bir dönemde yaşadığımızı söylüyoruz. İslami bir yapının olduğunu söylemiyoruz. Böyle bir yanlış anlama kesinlikle anlaşılmasın. Ama bir dünya çapında diğer ülkelerin hali pür melali ortada iken, en azından içinde bulunduğumuz durumun onlarla karşılaştırıldığında görece iyi bir noktada olduğumuzu ve bunu da elimizden almaya çalıştıklarını, çünkü Orta Doğu halklarına bir model olma ihtimalimizin belirdiğini, halkların başıboş bırakıldığı anda İslam'a, Müslümanlara bir öndere sarılacağının dünya tarafından hissedildiğini ve bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmak için kararlı olduklarını biz görüyoruz. Ve Amerika'nın bu işin neresinde olduğunu da buradan çok net olarak anlayabiliriz. Çünkü darbenin ilk saatlerinde neredeyse etliye sütlüye dokunmayan, renksiz, kokusuz bir açıklama yapan, ilerleyen saatlerde de darbenin başarısız olduğunu anladığında, demokrasi, istikrar, seçilmiş hükümet, milli irade gibi bir tavır ortaya koyması onun gerçekten de nasıl ikiyüzlü bir şey olduğunu, nasıl ikiyüzlü bir tavır içinde olduklarını görmektedir. Hani meşhur bir film var, Görevimiz Tehlikedeki istihbarat şefinin sahadaki ajanına yaptığı şu konuşmayı andırıyor sanki bir durum. Görev talimatını dinlemekte olduğunuz bu disk 10 saniye içinde kendi kendini imha edecektir. Sağ olarak yakalanman halinde seni tanımadığımızı, seninle hiçbir irtibatımızın olmadığını açıklayacağız şeklindeki o repliği hatırlayanlar bilirler. Yani Amerika başarsaydı arkasında duracağı bir noktada bunu ifade edecektim. Tabii ki Amerika'nın bu işin içinde olduğunu ifade eden basında yayında onlarca yazı yayınlandı. İşte Mehmet Acet'in Yeni Şafak'ta bundan bahsederken ifade ettiklerinden de yararlanırsak şunu ifade edebiliriz. Onun tespitlerinden de yararlanarak 30 Temmuz'da Amerika'nın etkili yayın kuruluşlarından Foreign Affairs'ta Gönül Tol isimli Türk yazar Türkiye'de bir sonraki darbe ne zaman idi yazısında şöyle ifade ediyor. Yazı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki generallerin eski güçlerine yeniden kavuşmakta olduklarını ve yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir darbe ile indireceklerini açık açık anlatan bir yazıydı. 16 Haziran'da yine Amerikan Foreign Policy dergisinde bu defa çok daha etkili bir ismin yazısı çıktı. Bush döneminde neokonların lideri olarak tanınan başkan yardımcısı Dick Cheney'nin ulusal güvenlik danışmanlığını yapan John Hanna, Türkiye'de er ya da geç bir hesaplaşma yaşanacak dedikten sonra Türkiye'de bir darbe ihtimali var diye yazıyordu bunları. Darbeden önce Washington'da Türkiye'deki durumu değiştirmenin tek yolunun bir darbe olduğu şeklindeki yayınlar, değerlendirmeler son aylarda ciddi bir artış göstermişti.
Daha ileri gidip açıktan açığa Türkiye'deki durumu kendi lehlerine çevirmek için bir darbe çağrısı yapanlar da oldu. Mesela neokonların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ciddi ilişkileri olduğunu bildiğimiz bir dönem harp akademilerindeki toplantılara konuk edilen Michael Rubin'in birkaç defa Türkiye'de bir darbe olursa Amerika buna karşı çıkmaz dediğinin basına yansıdığını bilmekteyiz. Mısır'da 3 sene önce yapılan Sisi darbesi Amerikan yönetiminin Türkiye'deki darbe girişimine karşı aldığı tutumu analiz etmek için gerçekten de iyi bir örnek. Mısır'daki darbe başarılı olunca Obama yönetimi renksiz ama özünde iyi oldu biçiminde anlayacağımız bir tutum sergilemişti ki Türkiye'de de aynısını denediler ama başarılı olmadığında ters bir istikamete doğru yöneldiler. Mısır'daki darbede Amerikan desteğiyle hazırlandı ve uygulandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bunu bizzat darbenin içinde yer alanların ifadeleri ortaya koymakta. Mesela bunu o dönem darbecilerle işbirliği yapan, sonra anlaşmazlık çıkınca ülkeyi terk edip Avusturya'ya sığınan eski atom ajansı başkanı Nobel ödüllü Muhammed El Baradei'nin itiraflarından biliyoruz. Ne demişti Baradei'nin basına yansıyan açıklamalarından anladığımız kadarıyla ifadelerinde söylediği şey neydi? Baradei darbenin başarılı olmasının verdiği rehavetle planlamaların nasıl yapıldığını ve bütün olup bitenleri Amerikan New York Times gazetesinde tek tek anlatmıştı. Baradei'nin dediği şuydu kısaca. Biz bu darbe planını Amerikalı dostlarımızla birlikte hazırladık. Tıpkı Türkiye'dekini hazırladıkları gibi, İncirlik'te hazırladıkları gibi, daha sonra hazırlayıp başarısız olduklarında helikopterle Yunanistan adalarına kaçıp oradan Amerika'ya kaçtıkları gibi. Bunların bilinmediğini, fark edilmediğini, anlaşılmadığını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Bunların hepsi halk tarafından da biliniyor. Anlaşılıyor. Belki üst kademedeki yalnız da kalsalar belli kişiler tarafından bunun anlaşıldığını biz biliyoruz. Tabii ki onlar bu şekilde hazırladığını Baradei'nin söylemesi Mısır'daki darbeyi Amerikan yönetimi Mısır darbesine darbe bile diyemediğini de bildiğiniz gibi bayağı uzun süre basında tartışılan bir konu oldu. Çünkü darbe dersek yaptığımız anlaşmalarımız bozmak zorunda kalabiliriz gerekçesine sığınarak darbe demediler. Tıpkı bugün ülkemizdeki darbenin açıkça FETÖ'cü gruplar tarafından yapıldığı ortada olmasına ve kendi büyükelçilerinin bile bunu Fethullahçılara sempati besleyenlerin içinde olduğu, ağırlıkta olduğu bir darbe girişimi demesine rağmen bugün ipe un serme çalışmaları, onu iade etmemek için 40 liradan su getirir açıklamaları da ona benzeyen açıklamalar şeklinde değerlendirilebilir. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Amerikan yönetimi tıpkı Mısır'da Sisi'nin yapmış olduğu Muhammed Mursi'yi devirdiği darbeden sonra yaptığı tepkinin Türkçe'ye çevrilmiş versiyonunu dünyaya servis edecekti. Amerika'nın bu darbenin arkasındaki güç olduğu, daha önceki tavırları da şöyle bir gözden geçirildiğinde çok net olarak anlaşılabilecektir. Mesela 19 yıl önce 13 Haziran 1997'de darbe istemeyen Amerika'nın Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanık kaldığında açıkça biz darbe istemiyoruz şeklinde açıklama yaptığını biliyoruz. Eğer darbe istemeselerdi o gece 15 Temmuz gecesi olayın belli olduğu andan itibaren hemen böyle bir açıklama yapabilirlerdi. Belki o zaman şu anda söylemiş oldukları şeylerin gerçek olma ihtimaline kısmen hak verebilecek insanların çıktığını görebilirdik. Biz hak vermesek de çünkü tarihi bilen insanların aynı hatayı defalarca yapması mümkün değil. Çünkü Peygamberimiz bize diyor ki mümin bir delikten bir daha ısırılmaz. Müslümanlar
tarihi ibret levhaları olarak okuyup geçmişte yaşanan olayları günümüze aktarma konusunda Allah'ın verdiği basireti, feraseti kullanarak günü iyi okumak zorundadırlar. Vahiy ile hemhal olan insanların da bunu okuma zorunluluğu ve görevi vardır. Kim vahiyi muhatap olarak kabul eden ve vahiy muhataplıklarını hayata aktarma konusunda gayretli olan insanların da o Amerika'nın yapmış oldukları faaliyetler konusunda tereddüte düşemeyeceklerini hepimiz biliyoruz. Yani insanların nasıl bir zihniyete sahip olduklarını Müslüman ferasetiyle hemen görebilir. 30 yıl önce mesela Mahmut Abbas'ın nasıl bir hain olduğunu bilen mümin bugün Şimon Peres'in cenaze töreninde onun gözyaşları içinde kalmasıyla onun hain olduğunu anlamış birisi değildir. Zaten onun hain olduğu 30 yıl önce de belliydi. O zihniyetteki bir insanın Filistin davasını nasıl sattığını o gün de belliydi, bugün de belli. Amerika'nın da nasıl bir devlet olduğu o gün de belli, 50 sene önce de belliydi, bugün de belli, gelecekte de belli. Biz gücümüzü korumazsak eğer Allah bizden aramızdaki gücü, birliği korumaz, İslam'ı muhafaza etmezsek Allah bizim rüzgarımızı alır. İşte şu anda yaşadığımız İslam dünyasının yaşadığı şey rüzgarı alınma halidir. Bundan bir an önce kurtulmanın yolu da vahye tekrar bütün içtenliğimizle dönülmesinde yatmaktadır. Başka bir şeyde yatmamaktadır. Tabii Amerikan Ankara Büyükelçisi John Bass CNN'e verdiği mesajda ne diyordu? Gülen sempatizanlarının darbe içerisinde yer aldığının, önemli miktarda yer aldığını göründüğünün altını çizmişti. Ne var ki Amerika Büyükelçisinin bu açıklamasına rağmen Amerika'nın açıklaması tam bir skandaldı. Halkın seçtiği iktidara yönelik herhangi bir yasa dışı eylemi kabul edilemez buluyor, şiddetle kınıyor ve karşısında duyuyoruz demek yerine sadece ne denmişti? Durumu izliyoruz demişlerdi Amerikan yönetimi. Bu da bunun içinde biz yer alıyoruz'un başka bir şekilde ifadesinden başka bir şey değildi. CIA yakınlığıyla bilinen düşünce kırılısı Strafor darbe girişiminin gerçekleştiği gece sosyal medya hesapları üzerinden Erdoğan Almanya'dan sığınma talebinde bulundu diye bir kara propaganda yaptığını biz biliyoruz. Yine darbe kalkışmasını gerçekleştiren yurtta sulh konseyinin açıklamalarını detaylıca paylaşan bu kuruluş Strafor, Türkiye'de ordunun sıkı yönetim ilan ettiğini ve yönetime el koyduğunun netleştiğini savunmuştu. Tabii darbe kalkışmasının henüz ilk saatlerinde Stratfor'un attığı bu bir diğer tweet ise gerçekten dikkat çekiciydi. Orada da Stratfor'a göre darbeci askerler kalkışma sonrası Kuzey Irak'taki askerlerini geri çekme kararı aldığına dair bir tweet yayınladı ki darbe başarılı olsaydı ya olacaklara yönelik bir işaret, Amerika'nın neyi hedeflediğine dönük bir işaret. Kuzey Irak'taki durumların geri çekilmesi, askerlerin geri çekilmesi herhalde orada bir Kürt devletinin kurulması için Amerika'nın planlarının bu yönde gerçekleşmesinin hedeflendiğini göstermesi açısından ilginç bir detay olsa gerek. Tabii ki yine bu kuruluşun Boğaz Köprüsü'nün ele geçirildiği, bazı noktalarda çatışmaların yaşandığını ifade eder şekildeki yayınları bu kuruluşun durumunu gösterme açısından önemli. Tam başarıya ulaşmadığının anlaşılması üzerine de Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a geçiş radar görüntülerini paylaşması adeta askerlere alın yakalayın, yapamadınız, başaramadınız, şimdi başarın şeklindeki bir ifadenin başka şekilde ifadesinden başka bir şey değildi. Yine aynı şekilde Amerikan medyasında darbe girişimine açık destek verildiğini görmekteyiz. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardında Amerikan basın yayın organlarında, işte Fox News'te, New York Times gibi gazetelerde çıkan analizler de çok ilginçti. Mesela bu analizlerin birisinde başarılı bir askeri darbe için ne gerekir sorusuna verilen cevap çok ilginçti. Önce darbe lideri öldürülmeliydi, onu öldüremezsen başarılı olamazsın şeklindeki ifadeyi görmekteyiz ki bunun da yine Amerika'nın bu olayın içinde olduğunu görmekteyiz.
Tabii yine Junta'nın başında ISAF komutanı John Campbell'ın bulunduğu ve darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBA Bank'ın şubesinden CIA aracılığıyla ciddi para akışı sağlandığı bilgisinin de geldiği bilinmekte. Ordu içinde görev yapan tüm subay kadrosu eğilimlerine göre önceden fişlendiğini biz bilmekteyiz. Yine İncirli'nin bu darbenin merkez üssü olduğu konusunda da bir sıkıntı, bir şüphe yok bugün için artık. 39. Mekanize Tugay Komutanı Hasan Polat, İncirlik'te Amerikalılarla tam 12 kez buluştuğunun belgeleri bugün önümüzde. Ve yine bu durumda sivil direniş durması, Amerikan tarafından PKK-PYD militanlarının devreye sokulacağı garantisinin verildiği bilinmekte. Aynı şekilde İncirlik Hava Üst Komutanı'nda konuştu bulunan 10. Tanker Üst Komutanı'nın Amerika'dan iltica talebinde bulunması, yine MIT'in, Emniyet'in, Amerikan'ın kullandığı İncirli'den kalkan tanker uçak tarafından benzinleri, yakıtları doldurulan uçaklar tarafından bombalanmış olması ve bunun gibi daha başka farklı ayrıntıların da o darbeyi yapanların Amerikan gizli servisleri olduğu, en azından bunu açıkça desteklediklerini biliyoruz. Tabii 15 Temmuz'da paralel darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Amerikan ordusunun eski istihbaratçılarından emekli yarbay Ralph Peter'in neokoncu Fox News televizyona çıkıp aynen şöyle demesi de ilginç. Bu darbe Türkiye'nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şanstır. Hata yapmayalım. Bu darbede rol alanlar iyi adamlardır ifadesi gerçekten de üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bir konu. Yine bu analizlerden birisini yapan Mr. Patterson de başarısızlıkla sonuçlanması üzerine darbenin şöyle dediğini biliyoruz. Şayet darbe başarılı olsaydı İslamcılar kaybedecek, biz kazanacaktık. Emekli istihbaratçının bu sözleri sadece kendisinin değil, Amerikan derin devletinin de görüşüydü. İyi adamlar dedikleri FETÖ'nün askerleri ve bu askerler ne yaptı? İyi adamlar başta meclisi, kamu binalarını, halkın yoğun olarak bulunduğu yerdeki insanları bombalamak ve onların masum bir şekilde ölmelerini sağlamaktı ve bu insanlar iyi insanlardı. Ve bunlar Amerika'nın kazanmaları için belki dua ettiği, belki para verdiği, belki organize ettiği, belki demeyelim kesin olarak yaptığı kişilerdi ve böylece onların istekleri doğrultusunda gerçekleşmeyen, hayal kırıklığına dönen bir darbe girişimi oldu. Ve belki 10 yıl önce kaybettikleri Türkiye'yi tekrar ele geçirme düşüncelerini belli bir süre daha ertelemek zorunda kaldılar. Ama bize tarihi bilincimiz şunu göstermektedir ki asla vazgeçmeyecekler. Bu kişinin kendi kontrollerinde olmadığını düşündüklerinden ve İslami hassasiyetlerinin tam bizim istediğimiz anlamda, Kur'ani anlamda olmasa da onları rahatsız edecek şekilde olması onları gerçek anlamıyla rahatsız etmekte ve bunu tekrar tekrar denemeye itecek bir katalizör görevi görecektir bu düşünce ve bundan vazgeçmeyeceklerdir. İşte Cumhurbaşkanı'nın daha önceki açıklamaları ve şu anda dünya çapında yapılmaya çalışılan büyük planlara da baktığımızda, işte bugün artık basın yayını takip ettiğimizde şunu görüyoruz kıymetli dostlar. Amerika, Almanya'nın bile işte Deutsche Bank'ı yerin dibine geçirmek için yaptığı operasyonun ardından bugün Suudi Arabistan'ı karıştırmanın derdinde ki çok yakın zamanda hepiniz göreceksiniz Suudi Arabistan'ı karıştıracaklar. Çünkü onun kabul ettikleri yasanın ardından yargılanma ihtimallerini, kendi yaptıkları suçu başkalarına yükleme konusunda çok mahir oldukları için belli bir sürede bu şekilde olayı kendi iç kamuoylarını anlatmayı planlayacaklar. Ama nihayetinde unuttukları bir şey var kıymetli dostlar. O da Rabbimizin planı. Yani onlar bir tuzak kuruyorlar.
Allah'ın da bir tuzağı olduğunu unutuyorlar. İşte mesele burada. Mesele bizim hakka, hakikate sarılma gerekliliğimizde. Dünya sisteminde Hazreti Adem'den ta Habil Kabil'den itibaren bir hak batıl mücadelesi olduğunu ve insanların kimisinin Allah için mücadele ederken kimisinin de kendi menfaatleri, kendi güçleri için dünyayı bir yaşanmaz cehenneme çevirdiklerini biz biliyoruz. Bir avuç egemen sınıfın, hatta bir avuç ailenin örgütlendiği dünya çapında diğer insanların zerre kadar bir kıymeti, değeri yok. Onların hatta planlarının içinde 7 milyarlık insan nüfusu da çok. Onlar için 300 milyon insan dünyaya yeter de artar. Bu düşünceyi aktif hale getirdiklerini de biz bilmekteyiz. Ve darbe planları dün olduğu gibi bugün de devam etti. Türkiye'de belki bugün kaybettiler ama yarın tekrar deneyecekler, tekrar deneyecekler, tekrar deneyecekler. O zaman bizim yapmamız gereken bir şey var. Yapmamız gereken şey aklımızı başımıza devşirmek. Allah'ın kitabında onlar birbirlerinin dostudurlar, sizin dostunuz değildirler ifadesini kendimize rehber edinerek Hristiyan ve Yahudilerin asla Müslümanlara dost olmayacağı hakikatini anlamamız, kavramamız gerekiyor. Zaten acı olan taraf şu değil. Darbeyi yapanların Amerika olduğunu biz biliyoruz. Acı olan taraf bunu hala anlamayanların, bunun arkasında onun olmadığına inananların, yani saf görünmeye çalışan içimizdeki hainlerin, sürekli zaten programlarımızda söylediğimiz gerçek şu: bizi içten dıştan yıkmaları çok mümkün değil. İçten yıkmaya gayret ediyorlar. Onun için de ellerinden gelen bütün argümanları kullanıyorlar. Bizim gibi açık mert düşmana karşı mücadele etme yetenekleri olmadığı için bu işi gizli kapaklı, gerçekten de bizim anlayamayacağımız boyutlarda gün yüzüne, önümüze getiriyorlar. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin şeytan hakkında söylediği gibi, sizi görmediğiniz yerden sizin onları göremediğiniz yerden size yaklaşır. İyi taraflarınızdan, hoş tarafımızdan bize yaklaşır. Sağdan yaklaşır, arkadan, önden, her taraftan yaklaştıklarını biliyoruz. Dost görünerek bize attıkları kazıklar zaten bugün bize yaşatılanlar. Evet kıymetli dostlar, bugün de vaktimiz doldu. Bugün gördüğümüz gibi dünyada darbeleri yapanlar kendi menfaatleri için dünyayı bir an zindana çeviren insanlardır ve bundan da vazgeçmeyecekler. 10 yıl önce yaşadığımız şu coğrafyada en azından belki diktatör dediğimiz insanlar vardı ama insanlar bu kadar fütursuzca öldürülmüyorlardı. Bugün işte 3-5 günde Halep'te öldürülen insanların sayısına baktığımızda doğru düzgün yatağımızda yatmak, oturmak bile mümkün değil Müslümana. Ve bunu yaygınlaştırmayı da devam edecekler. Bizim yapmamız gereken de tarihi ibret vesikası olarak okumak ve aynı hatalara tekrar tekrar düşmemek. Bir programın daha böylece sonuna geldik. Gelecek hafta geçmişin aynasında tarihin belli bir döneminde yaşanan başka bir olayın tarihi arka planlarıyla günümüzle bağlantısını kurarak incelemeye inşallah devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gelecek hafta görüşmek üzere.